Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Info Yatırım CEO'su Ender Şahin bizlerle birlikte. Ender Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Özellikle tabii geçtiğimiz sene çok iyi bir sene oldu. Bütün aracı kurumlar açısından çok iyi bir sene oldu. Bu sene de ilk 6 aya dönüp baktığımızda hakikaten hem yeni gelen halka arzlarla hem kurumsal finansmanda yaşanan gelişmelerle çok pozitif performansları gördük aracı kurumlar açısından dönüp bakıldığında. Bu performans yılın ikinci yarısında nasıl evrildi? Üçüncü çeyrek nasıl geçti? Ve aynı performansın devamı beklenebilir mi diye bir sormak isterim. Çünkü bazen aracı kurumların hayatında Türk sermaye piyasası yasalarında istisnai dönemler oluyor. Bu onlardan bir tanesi miydi? Yoksa işler kalıcı olarak biraz daha iyi gitti diyebilir misiniz? Evet, Ender, yaşadığımız güzel periyotlardan biriydi bu. Benim 25 yıllık sektörel deneyimimde bu şekilde yaşadığımız 3 ya da 4 periyot olmuştur. Ama en hızlısı ve en fazla sektörün ivmelendiği dönem bu dönem diyebilirim. Tabii ki burada küresel ekonominin büyümesi, sermaye piyasalarının büyümesi, enstrümanların çeşitliliğinin artması, yüksek teknoloji ve dijitalleşmenin de sektörü besleyen unsurlar olduğunu söyleyebilirim. 2020'nin ilk başlarında 1 milyon yatırımcı ile başlayan sektör 2020'nin sonunda 2 milyonla kapattı. En zirvesi Nisan ayında 2.6 milyon yatırımcıya kadar ulaşmıştık. Mevcut yapıda, mevcut durumda şu anda baktığımız kadarıyla, takip ettiğimiz verilerle 2.3 milyon yatırımcı şu anda bireysel hesaplarıyla sermaye piyasalarımızda işlem yapıyor. Tabii daha yolun biz çok başındayız. Baktığımız zaman ülke nüfusunun %3'ünü kapsayan bir yatırımcı sayısı var. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nde direkt ya da bir fon yönetimi altındaki bu yatırımcı miktarı neredeyse nüfusun yarısına yakın. Daha burada kat edeceğimiz çok yol var. Tabii burada enstrümanların uzmanlaşması, insan kaynağının, insan niteliğinin de burada çok büyük katkısı var. Biz info yatırım olarak bu noktada, bu seviyeye 2 yılda geldiğimiz noktada yapmış olduğumuz teknolojik yatırımlar haricinde insan kaynağına yapmış olduğumuz yatırımlar da bizi bu ivmelenmemizde çok büyük katkı sağladı. Sektörün unuttuğu MT programlarını biz geçen sene itibariyle yatırım yaparak 15 öğrenciyi, seçilmiş öğrenciyi 6 ay boyunca sektörün önde gelmiş duayen isimleriyle eğitim vererek 6 ay sonunda mezun ederek şu anda kendi bünyemizde ihtiyaç duyduğumuz ve öğrencilerin talep gösterdiği bölümlerde işe başlattık. Bunlar tabii ki sektörün ve kurumların ivmelenmesi için olması gereken bence yenilikler. Peki burada tabii yatırımcı sayısının artışı çok önemli ama bütün dünyada da yatırımcı sayısının çok ciddi şekilde arttığını gördük. Bu büyümenin çok yoğun olduğu dönemlerde neredeyse taşı toprağa altın diyerek nereye para koysa para kazandı yatırımcılar. Bazı hisseler çok aşkın değerlemelere ulaştı. Amerika'da teknoloji hisseleri gibi, bizde büyüme odaklı belli başlı hisseler ve özellikle emtia üreticileri gibi. Şimdi önümüzdeki dönemde biraz daha bilinçli tercih yapılması gereken ve biraz da kazanımları, edinimleri korumak gereken bir döneme girdiysek, buralarda yatırımcı tercihinin nasıl şekillenmesi beklenebilir? Hisse senedi yatırımcısına sürekli hisse alıp orada beklemeye çalışmak, karını realize etmek ya da zararını realize etmek yerine daha uzun erimli bir perspektif kazandırmak için ne yapılabilir, ne dersiniz? Şimdi burada şirketlerin, halka arz olacak şirketlerin hangi teknolojilere sahip olduğu ya da hangi sektörlerde faaliyet gösterdikleri çok önemli. Buradaki 5 yıl önceki know-how'un, 5 yıl önceki kullanılan teknolojinin 5 yıl sonra sektör anlamda karlılığın düşebileceği ya da şirketin karlılığını etkileyebileceğini öngörmek lazım. Yani geçmiş yıllarda sizler de yaşadınız, bizler de gördük. Dotcom krizi, mortgage krizi gibi şirketlerin varlıklarının, SKT'lerinin son kullanma tarihlerinin geldiği sektörlerin halka arz edildiği ya da fiyatlandığı dönemleri yaşadık. Şu andaki geldiğimiz noktada bu senede 38 tane şirket 16 milyar TL gibi bir
büyüklükle halka arzı gerçekleştirmiş vaziyetteyiz. Burada öngörülmesi gereken ki bugün yatırım zirvesinde öne çıkan iki önemli husus var. 2008 senesinde mortgage krizinin, Amerika'nın mortgage krizinden çıkmasını sağlayan Job Act'te iki tane önemli vurgu vardı. Bunlardan bir tanesi girişim sermayesi şirketlerinin orta ölçekli şirketlere, KOBİ'lere yatırım yapması, bunları yapılandırması ve ondan sonra halka arzı gerçekleştirilmesi. İkinci kısım ise kitle fonlama, crowdfunding dediğimiz platformların hayata geçirilmesi. Bizim geldiğimiz noktada da sektörel anlamda ve yatırımcıların kazanımının en yüksek olacağı noktalar bunlar olması gerekiyor. Önden girişim sermayesi şirketlerinin şirketleri yapılandırması ve karlılıklarını arttırması ve halka arza hazır etmesi. Diğer kısım ise küçük bireylerin küçük paylarla kitle fonlama platformlarında bu yatırımlarını değerlendirilmesi. Şu andaki mevcut yapıda kitle fonlama mevzuatının gelmiş olması ve bunun hayata geçirilmiş olması bizim sermaye piyasalarımız için çok büyük bir kazanım. Şu anda mevcutta iki tane platform aktif durumda. Yakın vadede gelecek olan platformlar var. Bir tanesi de info yatırım platformu olacak. Biz de bu konuda hazırlıklarımızı tamamladık ve başvurularımızı yaptık. En kısa zamanda da faaliyete geçmeyi planlıyoruz. Buradaki önemli özetlemek gerekirse şirketin projeksiyonu ve hangi sektörde iş faaliyet gösterdiği çok önemli. Burada önemli olan indirgenmiş eğer bir nakit akımını siz fiyatlıyorsanız burada hangi sektör, hangi teknoloji, hangi know-how'u yaptığınız önemli. Yoksa burada yeri gelecek işte bir noktadan sonra enerji şirketleri yenilenmiş enerjiye evrilmek zorunda kalacak. Bu tip gelişimlere açık olan şirketlerde yatırım yapılması ve halka arzların bu şekilde getirilmesi sermaye tabanının geliştirilmesinde ve yatırımcının da korunmasında çok büyük etken olacaktır. Peki bu özellikle kitle fonlaması veya aynı zamanda girişimcilik evreninin beslenmesi, desteklenmesi önümüzdeki süreçte Türkiye'de aracı kurumlardan biraz daha fazla yatırım bankasına evrilme planlaması çerçevesine de oturabilir mi? Bunu da bir sormak isterim. Çünkü bir komisyon ve komisyon gelirleri üzerinden yapılan aracı kurum faaliyetlerinde belli bir noktaya gelindi gibi duruyor. Aynı zamanda dünyada da bu yatırım bankacılığına doğru dönüş, çeşitli kurumlara, çeşitli farklı platformlara doğru geçiş ana temaya dönüşmüş durumda. Siz ne dersiniz bu çerçeveye bakış açısından? Şimdi 90'lı yıllarda hatırlarsınız 180-190 tane aracı kurum faaliyet gösteriyordu. Bunlar arasında teknolojiye ve yeni enstrümanlara, yeni ürünlere kendini adapte edemeyen kurumların çoğu ya faaliyetlerini durdurdular ya da satış süreciyle sektörden çıktılar. Şu anda yaklaşık 45 tane aracı kurum faaliyet gösteriyorsa bunun en büyük sebebi yeni teknolojilere adapte olamamalarıdır. Yani şu anda mevcut durumda konvansiyonel olarak düşündüğünüz aracılık faaliyetleriyle önümüzdeki dönemde bu sayının sektör anlamında aracı kurum sayısının bu şekilde korunmasını ben imkan görmüyorum. Yeni ürünlere, yeni teknolojilere evrilmek zorundasınız. Bunun da genişlettiğiniz zaman adı ne olursa olsun günün sonunda gideceği nitelik yatırım bankacılığı oluyor. Siz burada bir Eurobond, Opsiyon Forward ya da diğer enstrümanları müşterilerinize hizmet platformunuzda sağlamak zorundasınız. Eski tabiriyle sadece komisyonculuk, komisyon tacirliği yapmak yönünde faaliyetlerinizi devam ettirmek gibi bir opsiyon şu anda mevcut konjonktürde imkan gözükmüyor. Peki buradan sonraki aşamaya dönüp baktığımızda özellikle elbette yatırımcıların profilinin de bir miktar değişmesi, buralardaki nispeten biraz daha sofistike yatırım araçlarına doğru bakışını, perspektifini kaydırabilmesi gerekiyor. Burada bizim bireysel yatırımcılarımızın önemli bir kısmı yeni halka arzlarla geldi. Gelirken de hani kaç tavan yapar mantığıyla bakarak geldi bir bölümü açıkçası. O nedenle buradaki dönüşümü sağlamak mümkün mü? Bunu nasıl sağlayabiliriz? Kimin üstüne ne vazife düşüyor burada? Şimdi bu açıkçası sadece aracı kurumların görevi olabilecek bir altyapı değil maalesef. Yurt dışındaki bunun örneklerine baktığınız zaman
üniversitenin daha öncesine dayanan bazı eğitim kırılımları var. Kanada'da matematik derslerinde temettü, bedelsiz hisse senedi, bedelli hisse senedi verme noktasında burada 4 işlemi örnekleme anlamında demo hesaplarda, borsa hesabı açarak ortaokullarda, ilkokullarda öğrettiklerini takip ediyoruz. Bizim burada üniversite müfredatında olması bile yeterli. Sadece aracı kurumlara bu görevi yüklemek de açıkçası çok doğru değil. Böyle yaparsak bunu hızlandıramayız. Burada eğitim müfredatında, üniversiteler haricinde alt kurumlara da bunları bizim indirmemiz gerekiyor. Sadece aracı kurumlarla, aracı kuruluşlar birliğiyle, sermaye piyasası kuruluyla alacağı önlemlerle ya da yaptırımlarla, yönlendirmelerle burada biz geri kalırız. İstediğimiz seviyeye çok uzun vadede ulaşırız. Son bir soru. Yine genel anlamıyla bakıldığında Türkiye'de yatırımcı perspektifi genellikle yükselen piyasada alım yönündeki pozisyonundan para kazanmaya dönük bir bakış açısına sahip. Ancak bugün gördüğümüz gibi nispeten daha geri çekilme olasılığının arttığı piyasalarda bu riskin yönetimi konusunda yeterli bir bilinçlenmesi söz konusu mu yatırımcıların? İki, aracı kurumların biraz daha buralardaki riski dengeli yönetebilmek adına yapabileceği şeyler olduğunu düşünüyor musunuz? Şimdi kurumların kendi risklerini yönetmesi anlamında baktığımız zaman son yıllardaki örneklemeler ve mevzuata uyumluluk anlamında kötü örnekleri biz kendi sektörümüzde görmüyoruz. Bu konudaki risk mekanizmalarının çok üst seviyede olduğunu hem bankacılık sektöründe hem aracı kurum sektöründe çok üst seviyede olduğunu söyleyebilirim. Yatırımcılarımızın risk algısıyla alakalı yatırım stratejilerinde de bu konularının marjin seviyelerinin ayarlanmasıyla alakalı da biz kendi iç bünyemizde yatırımcılarımıza verdiğimiz eğitimlerle ve yayınlarla açıkçası olabildiğince yatırımcılarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Bizim her gün yaptığımız sosyal medyadaki paylaşımlar ya da yayınlarla bu konuları periyodik anlamda tekrarlayarak olabildiğince yatırımcımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Ender Bey çok teşekkür ediyoruz. Değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için böylelikle Finans Merkezi'nin de bugün için sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında Gözde Kuyumcu kapanışa doğruyla karşınızda olacak. Hoşçakalın.